101 soruda YGS tarih kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. 19 ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen aşağıdaki ıslahat hareketlerinden, ıslahatlardan hangisi askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değildir? Eşkinci Ocağı'nın açılması. Nedir hocam bu? Yine Yeniçeri Ocağı'na benzer ama daha modern kıyafetlerin, modern teçhizatın olduğu bir askeri daha teçhizat. Famous bir bölüm. Bu peki ıslahat dışında askeri yapılanlardan askeri alanda bir ıslahattır. Kabul edilebilir. Sekban-ı Cedid ordusunun oluşturulması. Yine Eşkinci Ocağı gibi yeni bir, modern bir ordudur. Mızıkai Humayun'un açılması. Bu musikiyle ilgili, yani müzik alanında bir yenilik. Ama ben askeri bando olarak düşündüm direkt, evet, bunu. Bir taraftan da askeri bando. Ancak savaşa eskisi gibi gitmiyor. Yani artık Göbek Atat'a gidiyoruz artık. Yani eski mehter takımından biraz daha farklı işleyiş. Dolayısıyla da askeri alanda diğerlerine göre hani direkt savaşan grup olarak bekletelim o zaman. Vakai Hayriye'nin gerçekleşmesi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Bu bir ıslahattır. Köklü bir ıslahat. Evet, askeri alanda yapılmıştır. Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin kurulması. Bu da yine askeri yeni bir ordunun Yeniçeri Ocağı'na alternatif başka bir ordunun kurulmasıdır. O zaman doğru cevap. Evet. Ceyhan. Durumlarının ortaya çıkmasıyla aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasının önü açılmıştır? 1789 Fransız İhtilali Avrupa'da adalet ve eşitlik kavramlarının güç kazanması, milliyetçilik akımının ortaya çıkması, laiklik kavramının benimsenmesi. Durumlar bunlar. Teokrasi güçlenir mi? Hayır. Tam tersi. Mutlakiyete dayalı rejimlerin tamamen ortadan kalkması. Tamamen dediği için hemen eledik. Parlamento sistemi uygulamasından vazgeçilmesi. Aksine adalet eşitlik dediği için yükseltir, çoğaltır. Anayasal düzenlere geçişin hız kazanması. Evet, adalet eşitlik yine diyoruz. Çok uluslu devletlerin kurulması ise sadece milliyetçilikle ilgili ama ilk defa kurulmuyor. Yani daha öncesinde de çok uluslu devletler var. Bir de milliyetçilik de yıkılması dememiz lazım. Yani milliyetçiye ters bir durum aslında. Evet. Ama çok uluslu devletler kurulmamış. Kurulmuş tabii tarihte. Yani Osmanlı var, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu var. Dolayısıyla yıkılması diyeceğiz. Evet. Yukarıdaki olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması 4 Temmuz'dur. Yani onların bağımsızlık bayramı. Tabii hangi 4 Temmuz? 1776 2. Philadelphia Kongresi. Dolayısıyla da ilk başkan George Washington, yani 18. yüzyıl sanayi. Bunu biliyorum, tamam. Da hemen yazayım. 1780. O zaman Viyana Kongresi'ne de 1815 diyelim. Niye? 26 sene sonra mı? Bilmem mi lazım onu? 1815. Buna tepki olarak doğmuştur o yüzden. Ha. Yani Fransa ihtilali varsa onun karşısına da hemen Viyana Kongresi'ni koyarız. Birbirine taban tabana zıttır. 26 sene kadar geç kalmışlar ama olsun. Hani derler ya... bilmem ne tepki olarak doğdu. Böyle bir kalıp vardır. Anladım. İşte Fransız ihtilali tepki olarak doğmuştur. Peki sanayi devrimi? Sanayi devrimi 1600'lerde var. 1600'lerin sonlarında da var. Yani James Watt'un buharlı makineyi kullanması, işte ondan buhar gücüyle işte gemilerde ya da iş makinelerinde kullanması var. Dolayısıyla başlangıç olarak sanayi devrimini alabiliyoruz. Peki 2, 1, 3, 4 diyoruz. Yani... Bursa. Evet. Son kararınız mı? Son karar. Kutumuzu açalım. İtalya 19. yüzyılda siyasi birliğini kurarak ekonomisini güçlendirmek üzere ham madde ve pazar arayışına girmiş ve geç kaldığı sömürgecilik yarışında kendine yer edinmeye çalışmıştır. İtalya siyasi birliğini kurdu. Yani şehir devletleri halinde yaşıyordu. Bunlar birleştiler, tek bir devlet oldular. Yukarıdakilerden hangisinin İtalya'nın sömürgecilik amacıyla uyguladığı politikalar arasında yer aldığı söylenebilir? Balkan Savaşları'na İtalya katılmıyor. Balkan, adı üstünde Balkan devletlerinin savaştığı bir savaş ve Osmanlı'ya karşı. Trablusgarp Savaşı'nda İtalya, Trablusgarp'ın tarım bölgelerinden yararlanmak için Osmanlı'ya saldırır. Bugünkü Libya'dır. Birinci Dünya Savaşı'na kesinlikle Osmanlı'nın topraklarından pay almak üzere katılır. Karafça Antlaşması'nın imzalanması, İtalya daha siyasi birliğini kurmadığı için o dönemde, yani kurmakta diyelim, denk gelmiyor tarih olarak, alamayız. Yani 2 ve 3. Peki yerdir. Ben 2'yi buldum, 3'ü bulamadım. Özür diliyorum.
2'yi buldum, 3'te tereddütte kaldım. Çünkü hı, İtalya başlangıçta katılıp sonra geri çekilmişti ya. Yanlış mı hatırlıyorum acaba ben ovayı? Şöyle başta Almanya'nın olduğu tarafa katılıyordu. Katılıyor. Sonra çıkarları doğrultusunda. Ha, yine değiştirdi. Çıkarları doğrultusunda yapıyordu bunu. Tamam. Çünkü Almanya'nın kazandığında İtalya'ya vereceği toprakların daha az olacağını düşünüyor. Hı hı. İngiltere ile Fransa ile gizli anlaşmalar yapıp daha çok toprak alabileceğini zannediyor. Fakat ona vaat edilen topraklar sonuçta sonra Yunanistan'a vaat ediliyor. Sonra o da alamıyor. Hiçbir şey kazanamadım bak. Birinci Balkan Savaşı'nda Balkan ulusları Osmanlı Devleti'nden toprak almak için birleşerek Osmanlı Devleti'ne saldırmış. Ancak savaş sonucunda en çok toprağı alan devlet Bulgaristan olduğu için İkinci Balkan Savaşı'nda Balkan Devletleri birleşip bu defa Bulgaristan'a saldırmışlardır. Aşağıdaki uluslardan hangisi Birinci Balkan Savaşı'na yer almayıp İkinci Balkan Savaşı'na katılmıştır? Ya bu mantık mı? Bu savaşlar hiç bitmez ki ya. Şimdi o güçlü ona saldırırım. Hadi bu güçlü buna saldıralım. Herkes birbirinin güçsüz olduğu anı bekliyor. Bulgaristan'dan zaten bahsediyoruz. Dolayısıyla da iki savaşta da var. Garibim. Yunanistan'da iki savaşta da var. Sırbistan ve Karadağ'da yine iki savaşta da var. Fakat Romanya birinciye katılmaz, ikinciye katılır. O da sınırlarının değişmesiyle alakalı daha çok. Dolayısıyla mecbur katılacak. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Wilson ilkeleriyle çelişen maddelerinden biridir? Bunu ben cevaplayabilir miyim? Tabii. Wilson ilkelerini iyi biliyorum da. Hatırlıyorum daha doğrusu. Osmanlı Devleti'nin tüm iletişim ve haberleşme kaynakları İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacaktır. Mantıklı. Osmanlı Devleti orduları terhis edilecektir. Bu zaten vardı değil mi maddelerde? Evet. Yani Mondros Ateşkes'in maddelerini veriyor zaten. Ha, tamam. Ama yani bu maddelerden Wilson'la çelişen hangisi diyor? İtilaf Devletleri Anadolu'nun herhangi bir bölgesinde güvenlikleri tehdit eden bir durum yaşandığında da bölgeyi işgal edebilecektir. Orada bir üstünlük söz konusuydu işgal edebilmeleri için. Bunu bir bekleteceğim o yüzden. Osmanlı Demiryolları İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacaktır. Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak. Karadeniz'e serbestçe giriş çıkış sağlanacaktır. Ya ben C'den doğayı kullanacağım oyunumu ama yönümü. Doğru hocam. İtilaf Devletleri Anadolu'nun herhangi bir bölgesine güçlendikleri tehdit eden bir durum yaşandığında bölgeyi işgal edebilecektir. Buradaki esas durum şuydu. Kim orada daha fazlaysa orası orada egemenliğini ilan edebilecekti. Böyle bir durum vardı. İtilaf Devletleri de böyle bir madde bularak orada karışıklığa sebep oluyor ve daha sonra oraya saldırıyordu. Ama Wilson ilkelerine göre bunların böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Oradaki egemen olan toplumun böyle bir şey yapmaya hakkı var. Hocam siz Wilson'ın maddesini hatırladınız. İşte bravo, onu hatırlıyorum yani zaten. Gerçekten bravo. Için. Wilson'la biz konuştuk sizden sonra. Evet. Telefon açtı bana. Burak abi sen ne düşünüyorsun maddeler hakkında? Yani Wilson'da kimsenin kimseyi işgal etmemesi lazım. Hı hı. Kim çoğunluktaysa orası onun zaten. Ama burada işgal maddesi var. Evet. Çok da sık sorulmuş ÖSYM tarafından gerçek sınavlarda. Denemelerde de çok sık karşımıza çıkar o çelişen durum. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmesine rağmen savaşa girmesi durumunda gerekli olabilecek bazı önlemler almayı ihmal etmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir? Sıkı yönetim ilan edildi. Genel seferberlik ilan edildi. Mebusan Meclisi dağıtıldı. Tek taraflı olarak kapitülasyonlar kaldırıldı. Boğazların kapatıldığı ilan edildi. Mantıksal tamamen hiç bilgim yok. Sıkı yönetim ve genel seferberlik mantıklı geliyor bana. Evet. Yani böyle bir savaş olabilir, hazır olmalıyız. Boğazların kapatılmadığını ilan edebilir. Boğazları kapatabilir savaş gemilerine karşı ki sanırım iki gemiyi kaçak olarak gönderiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bu da mantıklı. Kapitülasyonlar tek taraflı kaldırıldı mı bilmiyorum. Ama kaldırılması olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Mebusan Meclisi'nde kavurdum, bunu işaretlerdim. Çünkü Mebusan Meclisi'nin ne olduğunu hatırlamıyorum. Mebuslardan geliyor. Mebus, milletvekili. Ha onları niye dağıtsın? Onları dağıtmaz bence. Onları toplar. Savaşa girek mi girmeyek mi der. Evet. Yani zaten savaş ve barış kararını meclis alır. Yani. Dolayısıyla da meclisi elle tutmak lazım. Bravo hocam. Sizden iyi tarihçi oldu. Oluyor. Siz biz çekimi niye aldık? Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Müttefiklerin yardım amacıyla Galiçya'yı açmış, başarısız olmuş. İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları kesmek için kanalı açmış, başarısız olmuş. Rusya'nın saldırmasını engellemek için Kafkas cephesi açmış, başarısız olmuş.
Hepsinde başarısız olmuş. Bir tek Çanakkale'de başarılı oluyordu. Bize aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamazı soruyor. Osmanlı Devleti'nin nüfusu ve yüz ölçümü azalmıştır. Başarısız olunca toprak kaybediyoruz. Dolayısıyla küçülüyor. İnsanlar ölüyor savaşta, nüfus azalıyor. O zaman bu göstergesi olur. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı bütün cephelerde başarısız olmuştur. Burada hepsini saymıyoruz. Bütün Çanakkale cephesinde başarısız olmadı. Soğuk hava şartları Rusya'nın lehine sonuç vermiştir. Kafkas cephesinde Sarıkamış faciası yaşandı. Almanya ve Osmanlı Devleti arasındaki karayolu bağlantısı zayıflamıştır. Evet. Yani sınır kalmadığı için orada toprak kaybı yaşadığımız için. İngiltere Arap milliyetçiliğini yapma planında başarılı olmuştur. Hatta halifenin cihat çağrısına uymamışlardı Araplar. Dolayısıyla da Bursa bütün dediği için, bütün cepheler dediği için. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi ile Rusya ve onun müttefiklerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır? Rusya'da Çarlık rejimi sona ermiştir, yaşanmıştır. Çünkü çekilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Evet. Bolşevikler bir ayaklanma çıkarmış, değil mi? Bolşevikleri de hatırlıyoruz hocam. Hatırlıyoruz yani. İtilaf devletleri arasında yapılan tüm gizli anlaşmalar dünyaya duyurulmuştur. Ruslar böyle ellerini beline koymuş, bunlar sizin arkanızdan bu işleri çeviriyor demişlerdir. Evet. Günümüzde bu artık internetten biliyorsunuz yapılıyor belgelerle. İngiltere Rusya'nın yerine Yunanistan ile anlaşmıştır. Bu pek mantıklı gelmiyor bana. Çünkü Yunanistan zaten çok çok güçsüz ama bekletelim. Hani Yunanistan'a böyle pohpohlamışlar dese kabul edeceğim. O yüzden bekletiyorum. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devlet kurulması fikri ortaya atılmıştır. Rusya'nın Birinci Dünya çekilmesiyle Rusya ve onun müttefiklerinde, Rusya'nın müttefiklerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır? Bu yaşanmıştır diyorum. Hı-hı. Ermeni ülkesinin kurulması yaşanmıştır. Çünkü peki Rusya Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi diye mi yaşandı bu? Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi diye diyemeyiz ama o dönemlerde yaşanan bir şey. Onu bekleteceğim. Yani ben olsam bakın bir öğrenci gözüyle Sovyet Rusya ile Osmanlı Devleti arasında ne yazıyor? Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma imzalanmıştır. Buna karşı evet. Koyamam. Ben C ile D arasında kavurdum ve C'yi işaretlerdim işini. Yani şunları buna Yunanistan ile anlaştığını biliyorum. Hı hı. Ama Yunanistan'la anlaşmak denebilir mi ona? Yunanistan'ı bir kukla gibi kullanıyor diye düşünüyorum İngiltere orada. Tabii bunu bürokratik yani diplomatik olarak yapabilmesi için ne yapacak? Yine bir anlaşma metnine ihtiyaç duyacak. Bir doğru, de takımdan doğru, 11 zaten. Kişilik bir futbol takımı olduğunu düşünelim. Eğer kırmızı kart almadıysa çıkan oyuncunun yerine yenisini koymak lazım. Hadi bir de offside'ın tarihini buradan sizin mezun edelim. Yani o zaman doğru. Anlaşma yani. Yapılmıştır. D mi diyoruz burada? Evet. Doğu Anadolu bir Ermeni devlet kurulması fikri ortaya atılmıştır. Bu fikri diyor çünkü. Hı hı. Yani fikir daha önce de var. Var zaten bu fikir vardı doğru.